Hindistan'da başlayan ve Rusya'da etkili olan daha hızlı bulaştığı bilinen Delta mutasyonuyla ilgili Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgiler verdi. Bakan Koca, 28 Nisan'da 5 kişide görülen Delta mutantının 77'ye kadar çıktığını belirtti. Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıklama öncesi bilgiler verdi. Aşının güvenilirlik testlerinin yapıldığını söyleyen Bakan Koca, Hindistan'da başlayan daha sonra Rusya'da etkili olan Delta mutantı hakkında da Erdoğan'a bilgi verdi. 28 Nisan'da 5 kişide görülen Delta mutasyonu konusunda bilgilendirmede bulunan Bakan Koca, bugün itibarıyla 77 kişide söz konusu mutasyona rastlandığını söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, 3. fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız, ifadelerini kullandı. Delta varyantına yakalanan bir kişi 8 kişiye bulaştırabiliyor. Bu sebeple söz konusu varyant hızlı bir şekilde bulaşabiliyor. Uzmanlara göre, bu varyant daha bulaşıcı fakat daha öldürücü değil. Maske ve aşı, Delta varyantına karşı çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli aşının ismini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli COVID-19 aşısının adının Türkovaç olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı gerçekleştirdi, bu konuda benim şahsen gönlümden geçen şu olabilir, hem ülkemizin tamamında dil noktasında kolaylık açısından, Türkovaç uygun bir isimdir. Türk milli takımının Euro 2020'de oynadığı maçların ardından sosyal medya platformlarında milli takımlar teknik direktörü Şenol Güneş ve kaleci Uğurcan Çakır'a hakaret içerikli paylaşımlar yapan 7 kişi hakkında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü işlem başlattı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a yönelik hakaret ve küfür içerikli paylaşım yapanlara yönelik re'sen inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında İstanbul'dan 4, Antalya, Malatya ve İzmir'den birer kişi olmak üzere toplam 7 kişi hakkında işlem başlatıldı. Şahısların bağlı bulundukları illerin Cumhuriyet Savcılıklarının talimatının ardından ifadeleri alınacak. Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin ve diğer belediyelerin sorunları ile ilgili Ankara'da gerçekleştirilen toplantılar serisi sonrasında belediyeler adına başkanlar tarafından yetki verilen ve sözcü olması istenilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı salonunda yapılan görüşmede Başkan Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, özellikle pandemi döneminde gelen taleplerin karşılanması noktasında yaşadıkları sıkıntılar, merkezi idareden gelen ekstra iş yükü, büyükşehir belediyelerinde kişi başına düşen gelirin adaletli paylaştırılması konularıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeyle ilgili konuşan Başkan Zorluoğlu, zaten Cumhurbaşkanımızın, bilgi sahibi olduğu bu konuların, pandemi nedeniyle öncelikli başlıklar arasına alınması için kendisine bir sunum gerçekleştirdim. Gerçekten yerel yönetime büyük önem veren bir Cumhurbaşkanımız var. Gerek kişi başına düşen gelirin dağıtımındaki adaletsizlik, pandemi döneminde artan talepler, sadece yerel yönetimlerden değil merkezi idarelerden de belediyelere gelen iş yükü ve talepler, belediyelerin kaynak ihtiyacını arttırmıştır. Biz de belediyelerin daha fazla kaynak elde etmesi hususlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza aktardık. Bizleri kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Dileriz tüm belediyelerimiz adına kısa zamanda yeni gelişmeler, olumlu sonuçlar ortaya çıkar dedi. Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Cevat Kurt gazetemize açıklamalarda bulundu. Kurt şunları dile getirdi. Genel merkezimiz kampanyayı başlattı ve bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin derdinin seçim değil geçim olduğunu düşünüyoruz. Bu hususta kampanyamızın ismini Geçim İttifakı koyduk. Buradaki amacımız ekonomik sıkıntı çeken kesimler ile ittifak yapalım istedik. Yani seçim zamanı yapacağımız ittifaktan önce millet ile ittifak yapmak istedik. Mağdur ile, işsiz ile, sanayi işçileri ile, emekliler ile, asgari ücretli ile ittifak amacındayız. Bu ittifakı Trabzon'da ilçelerimizde de gerçekleştiriyoruz. Esnafımız zaten zor durumdaydı, pandemi işin içine girince olayın boyutu daha da büyüdü. Esnafımızda müthiş bir tepki var, çünkü bu süreçte çok mağdur oldular. Esnafımız pandemi süresince dükkanını kapattı ama masrafları aynı şekilde devam etti. İşte bu yüzden ciddi tepki var. Vatandaşımızdan partimize derin bir ilgi olduğunu hissettik ve bunu açıkça görüyoruz.
Geçim İttifakı adını verdiğimiz kampanyamız ile birlikte Trabzon'da dokunmadığımız bir kesim kalmayacak. Broşürlerimizi ve pankartlarımızı indirseler de yenisini takacağız. Bu kampanyayı şehrimizde bir seçim çalışması gibi yürüteceğiz. Saadet Partisi seçim gününe kadar sahadan hiç çekilmeyecek. Vatandaşımızın her zaman yanındayız ve kim mağdursa onun derdine derman olmak için çalışma halindeyiz. İttifak konusunda genel merkezimizin ve genel başkanımızın açıklamalarını önemsiyoruz. İttifakların seçim kararı alındıktan sonra yapılmasından yanayız. Seçim kararı alınmadan bu konular konuşulduğunda kutuplaşma olabiliyor. Saadet Partisi ittifak konusunda nerede duruyor derseniz, dün nerede duruyorsak bugün de orada duruyoruz. Bizim yerimiz değişmedi. Türkiye'de siyasi partiler içerisinde kapısı herkese açık olan tek partiyiz, her kapıyı da çalan tek partiyiz. Bizim ilkelerimiz var, onlar üzerinden yürüyoruz. AK Parti'nin süresini doldurduğunu düşünüyorum. Daha önce iktidara oy verdim, bir daha vermeyeceğim diyenlerin sayısı çok. Bu şehrin bir evladı olarak söylüyorum ki AK Parti'nin her seçim öncesi hazırladığı projeler çok güzel açıkçası. Ancak o maketlerin projelerinin hayata geçtiği şehirde yaşamayı çok isterim. Gelin görün ki elimizde sadece maketler var. Çömlekçi kentsel dönüşüm projesi, yatırım adası projesi, Akyazı projesi, Erzincan-Trabzon demiryolu projesi, çevre yolu projesi maket aşamasında gayet güzeldi. Ama şehirde bunlardan eser yok. Vatandaşımız maketlerle aldatılıyor. Bu şehrin bir yaşayanı olarak gerçekten Trabzon'da şurası çok güzel dediğim bir yer emin olun yok, aklıma gelmiyor. Şalpazarı Çok Programlı Lisesi öğretmeni Mahmut Tok trafik kazasında hayatını kaybetti. Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü istikametinden Şalpazarı istikametine gitmekte olan Mahmut Tok yönetimindeki 61FL449 plakalı otomobil, Şalpazarı Beşikdüzü Karayolu 3. kilometresinde karşı yönden gelen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34BE7434 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada iki çocuk babası Şalpazarı Çok Programlı Lisesi öğretmeni Mahmut Tok ağır yaralanırken, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu hafif olan minibüs şoförü de aynı hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. Trabzon'dan Gümüşhane istikametine giden tır Zigana Dağı'nda yan yattı. Azerbaycan plakalı tır sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yan yatarken kazayı gören vatandaşlar durumu hemen ilk yardım ekiplerine haber verdi. Zigana Dağı'nın Gümüşhane tarafından meydana gelen kazada yaralanan Azerbaycan uyruklu şoför, bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Azerbaycan uyruklu sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı ve Karadeniz Bölge Koordinatörü Metin Kaşıkoğlu'nun katılımıyla Deva Partisi Trabzon İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenlendi. Eski Hazine Müsteşarı, Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı ve eski Milletvekili Deva Partisi Karadeniz Bölge Koordinatörü Metin Kaşıkoğlu'nun katılımıyla Trabzon İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda ülke gündemi ve bölge sorunları hakkında çeşitli açıklamalarda bulunuldu. Valide Türkiye'nin 81 ilinde Deva Partisi olarak il başkanımız mevcut. Yine 50 ilin üzerinde kongrelerimizi tamamlamış durumdayız. 600'ün üzerinde ilçelerimizde yine ilçe başkanlarımız mevcut. Önemli ilçelerimizde büyük ölçekte teşkilatlamamızı ve kongrelerimizi tamamlamış durumdayız. Ama dediğim gibi hem teşkilatlanma hem saha çalışmalarımız devam ediyor. Genel başkanımız sizler de takip ediyorsunuz. Bazen günde 2, bazen 3 kongreye iştirak ediyor. Tüm Türkiye sapına yayılmış durumdayız. Bu bir yandan teşkilatlanma çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da il teşkilatlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlarla bir araya geliyoruz. Hem il teşkilatlarımızla ilgili konuları konuşuyoruz, hem de
sahadaki durumu bizzat yerinde görmek, değerlendirmek, hem sorunları tespit etmek hem de sorunlarla ilgili çözüm önerilerini birlikte değerlendirmek amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Bugün biz Sayın Bölge Koordinatörümüzle birlikte Trabzon'dayız. Yarın Gümüşhane'ye geçeceğiz. Ertesi gün Bayburt'ta olacağız. Geçen hafta Giresun, Ordu ve Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdik. Çok verimli, çok hakikaten bizim için değerli izlenimler ve tespitlerle ayrıldık bu üçümüzden. Tabii Trabzon teşkilatımızla hızla teşkilat ve kongre çalışmalarını yürütüyor. Trabzon'un 18 ilçesinin 11'inde şu an itibariyle ilçe başkanlarımız mevcut. Altısında teşkilatlarımızı tamamlamış durumdayız. Kalan ilçelerimizde de hem teşkilatlanma hem kongre çalışmalarımızı yürütüyoruz. TRT1 ekranlarında 9. sezonuyla izleyiciler ile buluşacak olan 80'ler dizisinin kadrosuna Trabzonlu sevilen oyuncu Seymen Aydın dahil oldu. Seymen Aydın dizide mevzuata ve kurallara bağlı, idealist ve disiplinli bir öğretmen olarak okul müdür yardımcısı rolünü canlandıracak. Perşembe akşamı izleyiciler ile buluşacak olan 80'ler dizisi saat 20'de TRT1 ekranlarında yayınlanacak.